2021 yılının Ekim ayında bu sokakta çok korkunç bir olay yaşandı. Cadılar Bayramı Halloween gününde buraya gençler toplanıyorlar. Arkadaşlar, İtalyan'da ilk sizi bu bara getirmek istedim. Acayip hoşuma gitti bu bar. Oyun barı. Is this the second or third? Street party. Ah, two, the best one. Yeah, yeah. Give me that. Oh. Oh. K.O. One more. Arkadaşlar, biraz da arka sokaklara girelim dedik. Burası Kamerun'a çıktı, arka sokaklar. Tarlası yanmış, köy ağası gibi böyle oturuyorlar. Koreliler bu şekilde oturuyor. Maymun olmuş bir Koreli arkadaşımız. Rasvitalia bani gruşe patüri sumarrak zoy. Herkese Seul'un İtovan kasabasından, mahallesinden selamlar. Burası Seul'un gece hayatının olduğu yer. Bütün turistler bu civarda kalıyorlar ve tüm barlar burada. Aslında 3 bölge var. Hongdae galiba. Gangnam'ı gördük. Bir de burası. Ama burası ana bölge. Bir de burada aslında çok enteresan bir durum var. Yürü be koçum. Şöyle. Abi, Türkler burayı ele geçirmişler. İnanılır gibi değil. Bakın. Alpedo baklavacı var. Bakery. Baklava vardı vitrininde. Traditional Turkish Restaurant, Taksim Kebap, Saray Turkish Grill House, şu ileride Turkish Kebap var, Transların barı var onun yanında, Sultan Kebap aşağıda, görüyorum ben buradan. Onun karşısında yine bir Türk var, ileride Türk restoranları var. Ya yani onun üzerinde belki Türk restoranı ve bakery dedikleri, işte kuru pasta vesaire satılan yer mi diyelim, Türkçesi tam aklıma gelmedi. Her neyse var. Çok ilginç bir şekilde bu İtovan bölgesinde Türk hakimiyeti oluşmuş. Hatta dün o kadar Türk restoranı gördüm ki dedim şurada pizza yiyeyim. Girdim, orada da adam Türkçe konuşuyordu. Peki, aslında ilk başta size çok kötü bir şey göstereceğim. Burada yaşandı. 2021 yılının Ekim ayında bu sokakta çok korkunç bir olay yaşandı. Küçücük bir sokakta ne kadar korkunç bir olay yaşanabilir ki diyebilirsiniz. Bakın, duvarda da yazılar var. İnsanlar iyi dileklerini göstermişler, bırakmışlar. Bakın, Türkiye'den bir tanesi başsağlığı dilemiş. Burada Bosna'dan tüm insanlar iyi dileklerini bırakıyorlar. Ne oluyor? Cadılar Bayramı Halloween gününde buraya gençler toplanıyorlar. Sanırım, yanlış bilmiyorsam, bu konuda emin değilim, ünlü birileri geliyor, böyle K-popçusu gibi, ya da ünlü birilerinin geleceğinin dedikodusu yayılıyor ve insanlar bu sokağa yığılıyorlar ve panik yaşanıyor bir anda. Yani düşünün, Kore gibi bir ülkedeyiz, çok gelişmiş bir ülke burası. 159 tane genç bu sokakta ezilerek ölüyor. Bakın arkadaşlar, 1-2 değil, 159 kişi. Çoğu Koreli olmak üzere Amerikalılar, Kazak var içlerinde, Çinli var, Norveçli var ölenler arasında, Amerikalılar var. Çok üzücü. Bu daracık sokak 159 genç insana mezar oluyor. Burası da aynı zamanda Kore'nin en yoğun eğlence yeri, bölgesi. Hala da öyle. Düşünün kalabalığı. Yani bugün çok kalabalık. Cuma gecesi. Burada belki on binlerce insan vardı. Daha erken gelmişiz biz. Evet, şimdi Kore'nin en kalabalık gece hayatının yaşandığı bölgede sizi gezdirmeye başlayayım. Bakalım neler yaşanıyor burada, neler oluyor. Arkadaşlar, İtalyan'da ilk sizi bu bara getirmek istedim. Acayip hoşuma gitti bu bar. Oyun barı.
Street Fighter var. Is this the second or third? Third. Street Fighter. Ah, two, the best one, yeah, yeah. Street Fighter 2, en sevdiğim, en güzeli. Balrog, favorimdi benim. Böyle içkinizi içip insanlarla da muhabbet edebiliyorsunuz. Jack Daniel'ın bu çocuğu, bu çocuğu. Ay. Arkadaşlar, Street Fighter 2. Ay dur başlamadı ya. One more. You're good. Okay. Ah, that's him. How many helmets are you? Ah, we are gonna like. Aa, beni geçti. Aa. Now. Hayır. Ay çok çirkin. Ha. Ha. Devam et. Okay, geliyor. Vay be, yaktı beni. K.O. Doyamadı yenilmeye, doyamadı. Oh, Honda. Şuna bak. Hayır. We got it. Oyunu çek sen. Thank you very much.
Barın dizaynı bayağı ilginçmiş. Böyle binlerce şişeden oluşturmuşlar barı. Hi. Böyle parası olmayan Koreliler sokakta içiyorlar. Korelilerin her şeyi masada pişirme adetleri var arkadaşlar. Latinolar nereden çıktı lan? Yo 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 yo. $6 veriyorsunuz. Bir içki bedava. Bayağı güzel yani altı var. Bizim Çabi muhtemelen Türkiye'ye gelmeseydi böyle insanlara sokakta sarkan bir adam olacaktı. Arkadaşlar Kore dünyanın en çok çalışan tam bir işkolik ülke. İnsanları öyle. Japonya'da da böyle. Ama işten sonra birkaç içki içme adeti var. Şöyle göstereyim.
Ve tabii ki cuma ve cumartesi günleri, bugün cuma, kopuyorlar. Gerçekten şu anda hala erken ama sokaklarda yatan, sarhoş olmuş bolca insan görebileceğiz belki ilerleyen saatlerde. Ya çok çalışıyorlar ve hakkını veriyorlar. Arkadaşlar biraz da arka sokaklara girelim dedik. Burası Kamerun'a çıktı arka sokaklar. Şimdi? Bakın bu transgender barları var. Her yerde bu barlar gözüküyor. Transgender yazıyor. Neden olduğunu bilmiyorum. İsimlerini transgender. Sadece transgenderlara özel barlar herhalde bunlar. Hocam nasılsın? Merhaba. Bu transgender, bakın bu da mesela siyah pırlanta. Transgender var ve Afrikalılar var burada. Hello brother, how are you? Good. Right, good. Kore'de bu kadar çok Afrikalının olması çok ilginç gerçekten. Mesela He Is diye bir bar var. He Is. Hyundai Sauna. He Is. Bu Gypsy Bar arkadaşlar, Çingene Barı 24 saat açıkmış. Lütfen birinci kata gelin diyor. Yani sabah, öğle, akşam her zaman açık bu barlar. Polis arabasına bakın, ne kadar ilginç. İçeri atıyor müşterileri. Ulan ya, Kore ya. Devamlı bir sıra var, devamlı bir sıra var. Her yere sırayla giriyorlar. Congrats! Bravo, 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 bravo! Aferin size de! Arkadaşlar, Kore'de çok ilginç bir şey fark ettim. Normalde batılı kızlar, hanımlar, kadınlar neyse çok fazla Asyalı erkeklere ilgi göstermezler. Yani Asya'yı ben defalarca 20'li yaşlarından beri gezdim. Batılı erkekler Asyalı kadınlara çok iyi gösterirler. Değişik, egzotik geliyor onlara böyle. Çok severler Norveçliler vesaire. Hatta böyle yoğun evlenme vardır Taylandlarla, Faylandlı Norveçliler. İlk defa çok fazla batılı kadının Koreli erkekle el ele beraber evlendiğini vesaire gördüm. Bence bunun bir sebebi var. Bu Kore popu ile alakalı. How are you? How are you? Kore popu ile alakalı. Kore popu çok uzun zamandır, belki 10 senedir, 15 senedir dünyada çok popüler olduğu için Koreli erkeklere de bir ilgi var Batı dünyasında. O Kore popu sevenler belki de buraya gelip Koreli çocuklarla çıkıyorlar. Belki ama yani. Bir de şey çok komik, bunlar böyle tarlası yanmış, köylü gibi, köy ağası gibi böyle oturuyorlar. Bakın, Koreliler bu şekilde oturuyor. Sıçar pozisyonda, devamlı bu şekilde.
çöküyorlar ve oturuyorlar. Tarlası yanmış, köylü ağa. Bu da bir Çin restoranı. How are you? Abi ben yine Jack Sparrow'a oturacağım ya. Orayı çok sevdim. Elvis ya, abime baksanıza. Evet arkadaşlar, hayatımda en sevdiğim şeyi yapacağım. Gelen geçeni izleyeceğim. Hi, how are you? Bunlar Tatar kızları. Baba, Kore'nin cool çocukları geliyor. Dövmeli dövmeli. Asya'da dövme bir tabu. Japonya'da bazı saunalara, barlara sokmuyorlar dövmeliyseniz. Kafelere de sokmuyorlar. Kore'de de aynı şey geçerli. Bunun sebebi de spesifik mafya gruplarının, Japonya'da Yakuza, burada Yakuza değil ama benzeri grupların dövme kullanmaları. Genelde Asya'da dövmeliyseniz iş bulmanız çok zor. O sebeple dövmeli insan çok az. Bayağı ciddi abim ya. Takım elbiseyle geziyor. Hocam pazarda mı geliyorsun? Selamünaleyküm. Pazar çantasıyla geçiyor. Bu arada size şerefe. Aa, Icardi geliyor. Koreli Icardi. Farkındaysanız hep ikili kızlı, üçlü kızlı geçiyorlar ya. Çok erkekler dışarı çıkmıyor burada. Yani salaklar hariç böyle yabancı. Hello. Hey, what are you doing here? We are street photographer team. Very good. Very good. Perfect. Nice to meet you. Bye bye. Sokak fotoğrafı çekiyorlarmış. O da kız Slovakyalı gibi bir şeydi oralı. It's a bad loss, but it's not a big problem. Buralarda bensiz fotoğraf çekilemezsiniz. Herkese hesap sorarım. Fotoğraf mafyası. Amcam ne yapıyorsun sen? Ümit Besen gibi tipe bak, Allah cezanı vermesin. 80'lerden çıkmış piyanist şantör kıyafetiyle.
Evet, maymun olmuş bir Koreli arkadaşımız. Bir tane maymun olmuş yakaladık. Russia, Russia. Yes, nasıl bilirim ama. Yazıklar olsun, kaçmışlar askerden. Kaçmışlar askerden. Evet, burası da Roma merdivenleri. Roma'daki merdivenler, ünlü merdivenler. Why are you talking in English? I don't know. Neden Türkçe konuşmuyorsun? Bilmiyorum vallahi. Çok acayip konuştum. Neye? Türkçe konuşuyorum. Sen ne yapıyorsun? Burada kripto etkinliği var. Korean Blockchain Week. Oraya geldim. Aslında Adana'lıyım. Adanalı mı? Asya'ya geziyorum şu an. 4 ayda bayağı bir kripto etkinliğine katıldım. Dur bakalım. Hadi canım, kripto. Aynen. Bitcoin atsana bana bir tane. Efendim? Hemen bak, anlamamız kalmadı ya. Oğlum sen. Dogecoin atarım. Bunlar arkadaş da öyle. Bitcoin zaten. Yok, bunlar Bitcoin değil. Normal. Ben Twitter'da ünlüyüm. Biraz kripto piyasasını özellikle. Game ustası takip eden arkadaşlar. Kripto piyasası. Game, ne? Game ustası. Kem? Game ustası. Gem. 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 Bunlar aynen. Kim? Daha bunlar üniversite öğrencisi. What are you doing here? Mojna. What? Sukulka stoit. Where are you from? Kazakhstan. Oh! Turkish. Same. We are Turkish. I like Turkey. Kazakh people are... Same language. All Russians? No, I'm Chinese. How are you? I'm fine. Yes? This one, Russian too? Yeah, they're all Russian. Except me. No, she's Kazakh, yes. Oh, yeah. Yes. Why don't you go to military? Yes. They're too young for military. And they're studying at university. Yes. Oh. I'm not going to military. Why not? Because I have illness. That's good for you. Yeah. I mean, if you look at the bright side of it. Chinese, very nice. Yarın parti var. Geliyor musun? Valla ben çok fazla partiye davetliyim. Her gün parti yapıyorum burada. Davet ediyorlar çünkü arkadaşlarım benim partnerim, şirketlerle beraber çalışma yapıyoruz. Hepsi tanıdığım kişiler. Havalara bak ya, gören de şey zannetsin. Katyusha, nice to meet you everybody. Katyusha. Rasvitali yabani gruşe patili sumarak zoy. Ya yemin ediyorum bizim millet çok ilginç ya. Her yerden bir şey bulabiliyor. Adam bakın Bitcoin'ci, Instagram'da bilmem ne ortam yapmış. Çok atılgan bir milletiz aslında da. Paramız çok yok, onun için gezemiyoruz. Olunca gezeceğiz. Dünyayı fethedeceğiz tekrardan. Evet arkadaşlar, Itaewon'dan bu gecelik bu kadar. Buranın gece hayatını göstermeye çalıştım size. Gangnam'ı göstermiştim. Seul'de farklı sokaklarda farklı eğlence çeşitleri var. Bu ikincisi. Bir de Hyundai mi? Öyle bir yer var. Oraya da gideceğiz. Kendinize iyi bakın. İyi geceler. Bu arada kanalımı takip etmeyi unutmayın. Biliyorsunuz burs veriyoruz. Bye bye.